Vasatlığın 21 tonu. Biz çok garip okuduk be. Çok fakir okuduk. Bu çileyi dedik ki yeni nesle çektirmeyelim. Geleceği çalınan koca bir nesil. AKP'nin eğitim politikası öğrenciyi sürekli yeni bir çıkmazın içine sürüklüyor. 8 kez Milli Eğitim Bakanlığı değişmiş durumda. Erdoğan istedi ve bir günde TEOG'u kaldırdı. Biraz posta hattası yaptın, sürekli değişiyor. Türkçe yeterlilik testi sonucuna göre her 3 öğrenciden ikisi orta düzey ve orta düzeyin altında. Öğrencilerin hakkını yiyen vicdansız bir anlayış. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ifade verdi. Fonların nasıl çalındığını doğrusu ben de merak ediyorum dedi. Şartlarımız gerçekten çok ama çok kötü. Kar, dolu, yağmur, mecbur kalıyoruz. Çocuklar tepelerden internete bağlanmaya çalışıyorlar. Uzaktan eğitimden faydalanamıyoruz. Öğretmenlerini atayamayan aciz bir iktidar. Sokakta seyyar satıcılık yapmakta tutun da inşaatlarda çalışan arkadaşlarımız mevcut. 80 üstü bir puan alıyorum ama ona rağmen atanamıyorum. 84 KPSS aldım. Kul ikincisi olarak mezun oldum ve şu an ben burada duruyorum. Sırtınızda küfeyi çok rahat konuşuyoruz. Gün geçtikçe büyüyen bir cehalet. Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılması da büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. Bu sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli misin? Vasatlığı yücelten bir liyakatsizlik. Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilci kesimin firasetine güveniyorum. Bu eğitim sistemine çekilse toplumsal mühendislik projelerinin eğitim sistemine yansıması olan yanlış eğitim politikalarına çekilir. Gidin bakın üniversitelere. Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri. Hayatların ve hayallerin arasında devasa. Benim bir hayalim vardı. Coğrafya öğretmeni olmaktı. İşsizlik durumundan dolayı. Şu anda burada ekmek arası patates yapıyoruz. Onları satıyorum. Bakanlarıma, milletvekillerime, bürokratlarıma sormak istiyorum. Özel okullara milyarlarca para dökerken o öğretmenin aldığı maaştan haberleri var mı? Siz eğitim, öğretim mimarı mısınız? Caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Ama çok yakında. İlk öğretmenin tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak. 29 kere 40.